Merhabalar arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar bugün size yeni köpeğimizi göstereceğim. Bilmeyen arkadaşlar vardır. Evet Bilge Kan. Daha önce diğer kanalımız Pitbull Ailesi TV'de paylaştık anne. Ama evet Bilge Kan. Ama evde tarzım var ya, ne olacak? Belki eve almayabiliriz. Rüzgar biraz kesildi. Arkadaşlar video çekmeye hazırlandık. Ay. Yarım saattir rüzgar esiyor. Onu bekledik biraz. Eğer devam ederse içeriye alacağım. Bu arada köpeğimizin ismini Reyne koyduk. Tabi Tayfun öyle koydu. Ben Şaziye diyorum. İnanılmaz yakıştırdım arkadaşlar. Zaman, değil mi? Şaziye dedim mi? Şaziye de mi olsun? Evet. Bugün Bilge Kağan. Arkadaşlar Bilge Kağan konuşmayı çok sever. Çok sever. İki de bir annesinin sözünü de keser. Yalnız Kaan'ın terlikleri şekil değil mi? Evet. Çok şekil. Arkadaşlar geçen gün hatta Tayfun'un yorumunda okudum. İşte ayakkabının biri tekir, biri bekir falan yaptı. Bilge Kaan bunları özellikle giyiyor. Kendi ayakkabılarını giydiremiyoruz. Böyle koca koca terliklerle falan geziyor. İki de bir de düşüyor. Şimdi size Şaziye'yi takdim edeceğim arkadaşlar. Şu an Efes'le Marla burada. Onları da bir gösterelim istersen. Şimdi onları kafese koyacağız arkadaşlar. Şaziye biraz geçimsiz. Geçimsiz olduğu için de ben diyorum ki ısrarla Kaan diyorum Tayfun'a. Bunun adını dedim Reyna böyle yumuşak geliyor. Şaziye biraz geçimsiz. Tyson'a bile kafa tutuyor arkadaşlar. Ondan dedim bunun adını Şaziye koyalım. Bilmiyorum şimdi bir gelsin bakalım Şaziye. Şaziye size böyle bir hünerlerini gösterelim ama, arkadaşlar. Ama bence bunları içeriye kapayalım. Tamam onları kapatacağız. Bu arada arkadaşlar videoma başlamadan önce lütfen beni kırmayıp videoma bir beğeni. Kanalıma abone değilseniz de abone olursanız çok anne, sevinirim. Anne 100.000 like at. Evet 100.000 like atın arkadaşlar. Normalde söylemiyorum ama nereden baksanız 3 senedir ben de emek ediyorum arkadaşlar. Gerçekten emek veriyorum. Bakın dilek kolay 3 sene artık söyleyeceğim. Yani 2020 oldu 100.000 olacağız dedik olmadı. 2021 oldu 100.000 yapacağız abla siz dediniz. Yapmadınız arkadaşlar. Hani neden yani? Ben de sonuçta emek veriyorum yani. Ondan da beni kırmayıp abone olursanız da çok sevinirim. Hadi şimdi Şaziye'yi getirelim. Yeni çıktığı için önce bir etrafı kolaçan edecek. Biraz beklememiz gerekiyor alışsın. Bu arada Şaziye çok alıştı. Değil mi? Çok uyumlu. Mutlu yani bizimle. Gel. Gel. Şaziye. Lan çekme lan. Ya ne yapıyorsun Furkan? Ayıp ya. Bizimle de alışmamış. Gel. Reyna. Gel. Siz gelsene. Yok dolaşsın biraz. Bu arada şeyi biraz açıklayayım arkadaşlar. O biraz hem dolaşsın bir alışsın. Bilmeyen arkadaşlara söyleyeceğim. Biz Reyna'yı sokaktan aldık diyebilirim. Daha doğrusu nasıl söyleyeyim? Üretim amaçlı. Furkan daha hakim bu konuya da üretim amaçlı. Sokağa açacaklardı onu. Evet. Üretim amaçlı kullanılmış. 1,5 yaşında. 3 kere doğum yapmış. Umarım 3 keredir. Bayağı bir kötü gözüküyor çünkü. Memeleri tabii çok biz de sarkı. Bunu duyunca biz derken... Efendim Bilge Kağan. Bana... Yeni köpeğin yavrularını görmek istiyorum. İşte, anneciğim yeni köpeğin yavrularını maalesef satmışlar parayla. Sonra köpeğin işi bitti diye sokağa atmayı düşünüyorlarmış. Sonra bize haber verdiler. Furkan hani bir yerden duymuş. Sonra Tayfun da gitti aldı. Efendim Bilge Kağan. Ben yeni köpek bir daha doğum yapabilir. Yok yapmışsın artık yazık anneciğim. Çok yapmış zaten. Zaten. Evet çok yapmış zaten. Biraz... Yani arkadaşlar almasaydık yani başına gelecekleri zaten birçok arkadaşımız tahmin ediyordur. Eğer o düşündüğümüz şeyler olmasa da zaten açlıktan ölecektir. Bayağı da zayıf bir köpek. Onu özel besliyorum şu an. Ama
Ben ilkin çok korktum arkadaşlar. Böyle tipi falan biraz agresif gözüküyor. İnanılmaz merhametli. Onu da daha dün fark ettim. Dün kan burada düştü. Ağlıyordu. Gitti alır ne yapacağını şaşırdı. Şey yapıyor onu. Güya kaldırmaya çalışıyor. İşte panik oldu böyle korkuyor. Üzülüyormuş gibi davranıyor. Şimdi size onu göstereceğim de biraz bir dolaşsın alışsın. Bakayım yapacak mı? Tabii yalandan ağlayacağız bu sefer. Gerçekten değil. Bakalım. Şaziye. Gel. Büyük ihtimalle efendim korkusunu alayım. Yok kız sana erkek meslek yeter. Kaç kere doğmuşsunuz zaten. Gel bakalım. Bu neymiş lan? Gel bakalım gel gel. Kız bir dur. Oynatmayın bu el. İçine cin kaçmış bunun da. Hiç durmuyor yerinde arkadaşlar. Oynatmam ben bu arada Marley'i de buradaki tuvalete kapattık da. Geçici olarak inşallah çıkmaz oradan çıkarsa var ya katliam çıkar burada. Fabriye. Ay. Ama biz hepimiz dolaşırız. Bunlar bir Fabriye olsun Fabriye. Ferziye mi olsun? Hakize olsun ya da. Fabriye. Hacıza Fabriye olsun. Kızım gel. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ilk günden yani Kaan'ı hiçbir şekilde tanımıyor. Çocukları çok seviyor. Ona dikkat ettim. Kaan da çok üzülüyor. Kaan bir Mahsus'tan ağlasın mı? Abi baksana benim omzuma geliyor. Evet. Ağla. Şuraya. Şaka yaptım şaka. Hırladın mı? Yok ben. Sen mi hırladın? Şuraya düşsene Bilge Kaan. Düş bakayım şuraya. Kaan düş bak. Ha, yap böyle. Düş ağla. Bak buraya çimenlerin içine düş. Buraya düş ağla hadi. Korkuyorum. Korkma korkma. Yılan varsa? Yılan yoktur ya. Bakar mısınız? Abisi şunu bir yakından al. Küçücük müçücük ama çok tatlı. Bunun da böyle kulaklarını kesmişler arkadaşlar ya. Kızım niye kestiler kulaklarını? Kulaklarını mı kesmişler benim kızımın? He? Kesmişler mi? Furkan ne yapıyorsun öyle? Aha. Niye çekiyorsun kızımın her yerini? Detaylı görsünler diye. Aha. Aha. Lan önlük yardım etsene. Ağlasın Enes ağla ağla. Enes de ağla diye. Kaan'a bak. Bak bak Kaan'a gidiyor bak. Bak Kaan'a devam oyun et, yapıyor. Devam et devam et. Yeter yeter yeter. Ya var ya her videomda rezil oluyorum arkadaşlar. Her videomda yani. Yapıyor yap. Normalde yaptığı şeyi yapmış. Şunu da ben niye taktım bugün hala çıkartmayı unuttum ya. Bir de aşağıda mesela köpekler havlıyor. Onlar gidiyor panik oluyor oradan. Oradan geliyor bize bakıyor hani çağırıyor güya bizi. İşte burada bir olay var. Onu anlatmaya çalışıyor. Ama şu an dediğim gibi yeni çıktığı için de biraz enerjini atmak istiyor. Biraz bekleyelim bakalım. Reyna gel Reyna. Arkadaşlar Reyna'yı yakalayana kadar canımız çıktı. Tur atıyor. Yani şöyle bir yakından size gösteremedik. Hiç durmuyor hiç. Kız bugün ne oldu sana böyle? Ne oldu? Anne yılan mı lan sokmasın. Yok yılan yok burada da dikkat et sen yalnız. Bak bir arkadaşlarının yüzüne bir bak bir bak şöyle bir bak da bir görsünler seni ya. Şöyle bir görsünler anne, ya. Anne ben oturacağım ama nereye oturacağım? Gel şuraya otur şuraya. Yani arkadaşlar hani tabii yine de dikkat etmek gerekir de normalde dışarıdan hani hiç biz de tanımıyoruz ilk geldiği gün. Hani normalde hemen saldırgan vesaire denir ya. Bizi de tanımıyordu hiç. Kucağımızdan inmiyor yani o derece. Hiç şey yapmadı. Şimdi yabancılık da çekmedi. Kedi sesini bir ölçelim ben. Kedi sesini bir açayım. Nasıl bir tepki verecek? Beni ısırırsa şimdi. Şimdi kedi sesi dinleyeceğiz arkadaşlar. Bakalım ne yapacak ama. İkilileri karşı da şey yapalım ki ya. Bakalım işte göreceğiz. bu kadar mı? Dur gelin. Şimdi Tyson camdan çıkacak. Bıraksana seviyor lan abi. Bıraktın. Bakın kafaya bak. Kızım kedi mi gelmiş bebeğe? Kedi mi gelmiş? Enes bir de şey deneyelim mi? Sen bana vuruyormuş gibi yap bakayım ne yapacak. Bağırma bana. Ben tokadı koyadım. Kafaya bak. Ay kedi gelmiş korktuk biz ya. Biz korktuk. Ne diyorsun sen? Korktuk kediden. Ne diyorsun? Dur ben kucağımdan indireyim de sen öyle yap. Şimdi beni direkt şimdi bilmez de bana saldır bu sefer de. Yok çok şey yapmadı kedi. Takip ediyor şu an acaba nerede diye. Şaka mı yapıyorlar benim kızıma? O kızım salak mı benim? Hatırlıyorlar. Ay ya kedi gelmiş ya.
Aha. Bu yaz buraları kokluyor. Kız dur. Dur. Dur dur Eriz, sen bana kız bence, bana kız. Hadi in bakayım. Onu kapat. Gel bakayım. Kapatayım mı onu? Ne kapat. Şimdi kaçmaz inşallah. Bana kızsana. Gel şöyle geleyim de şey Kaan'a şey yapmasın. Gel kız bana. Ne diyorsun sen ha? Ne diyorsun? Ne diyorsun sen? Ne diyorsun? Aa vurma ya. Ne diyorsun? Eriz vurma ya. Ne diyorsun sen? Eriz vurma ya. Ha ne diyorsun? Ya. Ne diyorsun sen? Ya. Ne diyorsun? Eriz. Ne diyorsun sen? Umurumda değil. Umurumda yapmış gibi durma. Oğlum sen nasılsın ya? Böyle? Yazıklar olsun. Sana başka bir şey demiyorum. Oraya ilk önce sebze ektim. O da olmadı zaten. Çık şuradan. Bir an etrafını kapattım. Şu rezilliğime bakın arkadaşlar. Mahvettim. Her yeri koparttılar attılar. Gide işe kanırmasın diyelim. Hayır. Yani. Hiç tepki vermiyor. Kızım sende eşek soyu mu var? O ne lan? Yani. Ama buna da tepki veriyor. Neye verdik? Tepki vermiyor. Bunun bir değişik o. Bence şey oldu. Hepimiz buradayız ya. Kamerada çekiyor falan, onun tuhafına gitti bence, anladı olayı. Ay Marla var orada, şuradan hemen şey yapalım. Biraz ısırmaya çalışıyoruz aynı zamanda. Tamam. Bak sürekli arayacak bir şeyleri kontrol ediyoruz. Yani arkadaşlar bu bugünlük böyle olsun, Reyna'mız da hakikaten durmuyor. Yani biz biraz öncesinde bir çıkartıp alıştırsaydık çok daha iyi olacaktı. Neyse bu da bizim için deneyim olmuş oldu. Bir sonrakinde en azından biraz dolaşsın da ondan sonra video çekimine başlayacağız. Kızımız bu şekilde. Bundan sonra bizimle tabii güzel aile olursa sahiplendirmeyi düşünüyoruz arkadaşlar. Geçici şu anlık geçici olarak biz de arkadaşlar. Hani güzel bir aile bulursa sahiplendirmeyi düşünüyoruz. Çünkü bizde de çok sayıda var. Hani sonra diyorsunuz işte niye verdiniz filan. Yani biz sadece onu sokakta kalmaması için yani iyi birini bulursak veririz. Yani en mantıklı olan da bu arkadaşlar. Hani ona duyarsız kalamazdık. Böyle yani Reyna'mız da. O zaman ne yapalım Reyna Hanım? Zamanla alışacak arkadaşlar. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.